Efendim günaydın, mutlu bir cumartesi dileyerek Tıkır Tıkır Gazetesi'yle başlıyoruz. Bugün Tıkır Tıkır Gazetesi'nde yine çok ilginç bir bölüm olacak. Nereden biliyorsun derseniz, daha önceden belli. Niye? Hacker'ın Aklı kitabıyla herkesin çok yakından tanımaya başladı sevgili Tamer Şahin. Bugün birkaç hafta aradan sonra tekrar stüdyomuza, bakın bugün neler konuşacağız. Şu James Bond filminde gördüğümüz o bilgisayarlar dünyası var ya, durum felaket. Mesela cebinizde taşıdığınız kredi kartının bir özelliği sayesinde her dakika izlenebilirsiniz. Elinizde taşıdığınız cep telefonundan bomba olur mu? Vallahi oluyor. Sizden gelen bir sürü derin internet soruları vardı. Yani konuşacak konu başlığı çok diyelim. O yüzden vakit kaybetmeden hemen önce haftanın en çok tıklananlarına gidelim, ardından devam edelim. Bu kazadan sağ kurtuldu. Kendiyle sorunları var. Ve karşınızda Ejder Bebek. Canlı yayına davetsiz konuk. Her şey itinayla öğütülür. İbrahimovic'in golünü Arap spiker anlatırsa. Johan, yok mu? Brasov, Marma, Fod, la 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 ya habibi la. İbrahimovic, ليس مجرد لاعب ولا هداف ولا قناص. La la. Sultan اللاعبين. أدنى أهدافه بطريقة. Efendim Tıkırtı gazetesine hemen bizim hazırladığımız gazetenin manşetlerine bakalım. Amerika'da bu arada ayrılıkçı hareketler var. Nasıl var? Öyle silahla falan değil, dilekçeyle ayrılıkçı hareketler var. Cumhuriyetçi aday Romney'e oy verilen eyaletlerin vatandaşları biz Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmak istiyoruz diye Beyaz Saray'ın bir internet sitesi vardır, We Are The People diye. Oraya başvurdular ve sadece Texas'ta sayı 25 binden fazla ve Beyaz Saray'ın da taahhüdü var. 25 binden fazla olan her dilekçeye cevap vereceğiz diye. Amerika'da yani dilekçeyle ayrılık zamanı seçimlerin ardından ilginç bir tartışma aktaralım. Almanya'dan bir haber var. Bakın internet dünyayı nasıl değiştiriyor? Kaç yıllık kurumlar teker teker gidiyor. En son Frankfurter Rundschau, Almanya'nın sosyal demokrat ılımlı gazetelerinden bir tanesiydi. 67 yıllık bir gazeteydi. Yayın hayatına son vermeye karar verdi. İflas masasına başvurdu. Tahminen bundan sonra sadece internet üzerinde kalma projesi gündemde. Ve arılar, biliyorsunuz çok şey söylendi onların yok olmasına dair. Dünyanın çeşitli yerlerinde yok olmuşlardı. Kıyamet alameti midir? Odur budur çok tartışıldı. Hayır efendim, insan marifeti bir tarım ilacı. Neokodonit adlı bir tarım ilacı. Fazla kullanıldığı için arılar koloniler halinde yok oluyorlarmış. Bu da ortaya çıkan haberlerden biriydi geçen hafta. Ve bir diğer haber. Şimdi buna dair gazetelerde birkaç başlık vardı. Cenevre'de bir müzayedede 21 milyon dolara satıldı. Kusursuz elmas, 76 karatlık bir elmastan bahsediyoruz. Yani dünyadaki nadir taşlardan bir tanesi ama
İlginç olanı şu, 93'te 6,5 milyon dolara satılmıştı. Şimdi %300'den fazla değerlendi bu kadar süre içerisinde. İlginç olan buydu. 9 yılda %300'den fazla değerlenen elmas diye özetleyebiliriz durumu diyelim ve ne yapalım? Hemen haftanın gündemine geçelim. Efendim Tıkırtı Gazetesi'nde söylediğimiz gibi konuğumuz Tamer Şahin. Hacker Naklı kitabı zaten şimdi imza günleri, konferansları falan Türkiye'nin her tarafında gayet iyi tanıyorsunuz o anlamda. Daha önce de konu etmiştik. Tamer tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi iyi ki de geldin çünkü ben bıktım sorulardan. Yani sen bir gittin peşinde bir sürü soru bıraktın. Bizim mailbox'a hiç gelmediği kadar soru geldi. Beni tanıyan herkes abi Tamer senin orada derin internete girdim. Ya kardeşim girmedi. Bir sürü dert çektik ama biz güncelden başlayalım. Şimdi James Bond acayip tartışılan bir film. Filmi anlatacak halimiz yok ama bilgisayarlarla insanların mücadelesi. Yani bilgisayardaki bilgileri ele geçirerek dünyadaki ajanların yerini deşifre etmekten başlayıp sağa solu patlatmaya kadar. Böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz galiba değil mi? Yani film o anlamda gerçekçi mi? Film gerçekten gerçek hayatta olabilecek riskleri yansıtıyor. Tabii bir filmin gerektireceği kadar kurguyla birlikte bunu yansıtıyor rahatlıkla. Mesela filmde göze çarpan şeylerden biri bilgisayarların patlatılması. Tam soruyu ağzından aldın. Cep telefonu ya da bilgisayar bomba olur mu? Kesinlikle olabilir. Hatta bunu kasıtlı olarak değil kendiliğinden de gerçekleşen bazı vakalar var. Mesela cep telefonunu şarja takıp da fazla akımdan ötürü bir süre sonra çok aşırı ısındığını ve kasasının eridiğini söyleyen kullanıcılara var. Hatta daha ciddi şeyler var. Cebinde telefon patlayan, bacağı yaralanan ya da işte kafasından, biz başından şey yaralanan. Sahte pilden patlar derler. Aslında üretimle ilgili bazı süreçlerde yaşanan sıkıntılardan patlayabiliyor ya da belli yazılımlarla telefona peki farklı. Sen dışarıdan mesela yani bir sen demeyeyim birisi isterse dışarıdan birisinin telefonunu yapabilir. Patlatabilir hatta mi? Bana da böyle bir teklif gelmişti. Bizim telefonunu patlattı. Yine kitapta bahsedilen bir konudur bu. JITEM ajanlarından birinden. İşte bir telefonu aşırı yükleyerek patlatabilir miyiz diye bir istek gelmişti ama tabii ben buna cevap vermemiştim o zaman. Büyük bir bilgisayar üreticisinin başına geldi böyle bir risk aslında. Aynı zamanda çok ünlü bir akıllı telefon üreticisi. Bilgisayarların içerisinde pilin üstüne özel bir çip yerleştirmişler belli işlemleri yapmak için. Aslında bu çip de aynı zamanda farklı bir bilgisayar gibi çalışıyor. Bağımsız olarak da işlev görebiliyor. Bu çipin üzerine bir zararlı kod, bir araştırmacı hacker bu çipin üzerine bir zararlı kod yerleştirip, virüs yerleştirip sadece o pilin üzerinde çalışan o virüsün işletim sistemi silinse de, bilgisayar üstündeki bütün programların silinse de o virüsün o bilgisayarda barınmasını sağlayacak ve hatta o virüs yardımıyla uzaktan işte pilin patlatılabileceği, cihazda hatta ortamda yangına sebep olabilecek bazı işlemlerin yapılabilmesine izin veriyordu. Yani böyle bir risk ortaya çıktı. Daha sonra bu üretici bu açığı kapattı ama tabii yarın öbür gün farklı başka açık bulunur mu bu? Ya şimdi şey geliyor aklıma mesela Remzi Yusuf uçakları çok küçük şeylerle patlatmak için işte Filipinler'den Amerika'ya giden uçakları 90'ların ilk yarısında sonra alındı, yargılandı vesaire. Şunun için söylüyorum. Şimdi mesela uçaklarda artık birçok akıllı telefon veya benzeri dizüstü bilgisayar için fly mode'da kullanabilirsiniz diyor. Hı hı. Yani aslında elektrik akımı devam ediyor ve risk var yani. Çok büyük risk var. Yani bugün baktığınızda cihazlar içerisinde türlü modifikasyonlar yapıp sadece yazılım tarafında belli güçlendirmeler ve hani pili belki değiştirerek daha da yükleyerek. Çünkü kocaman laptopları da siz uçağın içerisine sokabiliyorsunuz. Evet. Birçok laptop var. Çok büyük 17 inç, 18 inç ekranı olan. Evet. Ve onların içine baktığınızda pilleri de çok azımsanmayacak derecede büyük oluyorlar. Hani o gövdesinde belki bir delik açabilecek şekilde aşırı yükleyip yapılabilir. Ya mesela kamera pilleri biliyorsun aslında onlar da çok ciddi şeylerdir. Evet kesinlikle. Onlara da yani bu üreticilerin tabii farklı stratejileri de var. Mesela bazı üreticiler işte sahte ya da farklı üreticilerin kullandığı, ürettiği pilleri siz kameraya taktığınızda iki kat fazla güç harcıyor kamera. Yani içerisinde aslında kodlanıyor. Bunları sadece takip eden internet siteleri var. Hangi üretici bunları yapıyor? Hangi üreticide hangi ürünü taktığınızda farklı tepkiler veriyor? Tüketiciler aslında buna karşı bir birlik de oluşturmuş durumdalar. Vallahi tabii bunları sen bildiğin için şimdi ben yine uzaylı gibi dinliyorum. Peki buna bağlı şunu sorayım. Bizim çip dedin. Mesela şimdi cebimizde bizim çeşitli taşıdığımız şeyler var. Çipli atıyorum. Turnike'den geçerken kardeşim para vermiyorsun da o çiple öttürüyorum gidiyorum ben.
En basit OGS mantığını düşünelim. Mesela? Benzer mantık artık kredi kartlarının üzerinde de var. Bu öde ve geç dediğimiz hani sadece temassız kredi kartlarında kullanılan. Bunlar üzerindeki çipler yardımıyla aslında insanları takip etmek mümkün. Hani yani sadece işlem yaparken mi yoksa her dakika mı takip? Her dakika sadece cebimizdeyken bile bu aktif edilebiliyor uzaktan. Normalde aslında bu bir isteğe bağlı, bir onaya bağlı bir süreç ama çeşitli süreçlerin tabii hacklenmesiyle, değiştirilmesiyle bu süreçleri otomatik hale getirmek mümkün. Özellikle bu RFID konusundaki bazı açıkları istismar eden hackerlar yazılımlar da internette yayınladılar. Özellikle insanların hesaplarından para çekebilecek, RFID kartlarından işlem yapabilecek. Bunları tabii fark ettikçe kapatmaya çalışıyor firmalar ama ne kadar önüne geçmek. Hackerlar her zaman önde gidiyor ama. Yani. Her zaman birkaç adım önde gidiyorlar. Hem teknolojinin gelişimine fayda sağlıyorlar, hem bu gelişimi katkıda bulunuyorlar, hem de diğer taraftan bu gelişimi sektöre uğratacak buluşlarda da bulunuyorlar. Ama şimdi beni de şu dehşeti düşüyor. Kardeşim cep telefonu taşıma bomba olarak patlatabilir. Cebinde öde geç pass kredi kartı taşıma takip edilebilirsin. Arabada OGS kullanma her an isteyen seni bulabilir. Yani sadece OGS de değil aslında. Araba konusu çok ilginç çünkü bugünün artık arabalarında özellikle lüks segmentteki üreticilerde 4-5 üreticide bildiğimiz GPS'i yurt dışından izleyebiliyorlar. Konumlandırma sistemiyle ve müdahale de edebiliyorlar işin ilginci. Öyle bir sistem var nasıl içerisinde. Yani? Mesela siz yolda kaldınız. Lüks üreticilerden birinin arabası var. Orta segmentte bir arabası var sizde. Ve yurt dışındaki çağrı merkezini ya da Türkiye'deki çağrı merkezini arayıp yurt dışına bildirdiklerinde diyelim anahtarınız yok. Bir anda bakıyorsunuz kapılar açılıyor. Daha sonra işte sizin gideceğiniz mesafe nedir? 50 kilometre ilerisi 50 kilometre menzil tanımlanıyor ve siz 50 kilometre 50.01 gidemiyorsunuz. Motor duruyor. Uzaktan motoru çalıştırabiliyorlar. Her şeyi yapabiliyorlar. Yani artık bu imkan var araçlarda. Ve birçok insan bunun farkında değil aslında. Belki yani, susurluk olayında birazcık tabii bu konuşuldu. Demek ki artık araba alırken yani kardeşim akılsızını alalım bunun en azından. Yani çünkü bu söylediğim birisi kötü niyetle kullanmaya kalkarsa, yani otomobil üreticisi firma değil ama birisi onu hacklerse o zaman benim otomobili de yönetebilir. Kesinlikle. Ya da bir anda yüzlerce kaza yaptırabilir aynı anda. Şu anda aslında geleceğe yönelik en büyük tehditlerden biri bu. Bilgisayarlara dönüşüyor arabalar. Yani bugün benim arabamın içinde de hard disk var 100 GB'lık. Yani düşünüyorum mesela orada USB yuvası var. Buna neler yüklenebilir, nasıl kodlar çalıştırılabilir, nasıl virüsler gönderilebilir, benim sürüş güvenliğimi ne kadar etkiler? Bu maksimize durumda. Vallahi sen kendine dikkat et zaten. Beni kimse şey yapmıyor. Beni biri hiçbir şeyle tehdit etmiyorlar. Bilgileri kıymetli olan sensin. O yüzden ya bilmiyorum ben senin dostum hani normal artık bisiklete falan. Her yerde karşı karşıya. Ben zaten bisiklete falan binerim. Bu işler başka türlü olacak. Peki Tamer şimdi biraz önce söylediğin arabalar çok değişti ama telefon diyoruz biz aslında bu telefon falan değil elimizde taşıdıklarımız. Yani akıllı bilgisayar. Telefon dediğimiz şey birer bilgisayar. Peki mesela hani bilgisayarların hacklenebileceğini ele geçirilebileceğini düşünüyoruz da akıllı telefonların ele geçirilebileceği konusunda biraz daha fazla garip bir durum var. Mesela işte ben toplu taşımayı çok kullanırım abi herkesin bir Bluetooth'u açık nedense bilmiyorum. Kesinlikle ya eskiden çok ilginç olaylar yaşanıyordu. Hani internetten indirdiğiniz basit programlarla bile o kadar büyük başıboşluk vardı ki şurada bir 6-7 sene öncesinde. Bir kalabalık bir mekanda işte o programı çalıştırıp Bluetooth'ları listeleyip o Bluetooth güvenlik açığı bulunan 2-3 üreticinin telefonları tabii çok satılan telefonlar bunlar. Girip kişinin rehberini indirebiliyordunuz. İşte konuşmalarını görebiliyordunuz. Fotoğraflarını çekebiliyordunuz. Aslında bu hala bu tehdit devam ediyor. Farklı şekillerde devam ediyor. Artık zararlı kodlar ve virüsler çok yaygın. İşte Android platformu ciddi bir risk altında. Hep ondan bahsediyorum önce. Gerçekten Android platformu çok çok ciddi risk altında. Çünkü bu uygulamaları onaylayan Google App Store dediğimiz işte Google'un uygulama mağazası bu programların indirildiği yerdeki süreçleri tamamen otomatik hale getirdi. Yani insan dikkati yok. İnsan dikkati olmadığı için yeterince iyi ve kötü her iyi şeyi ve kötü her şeyi telefonunuza indirebiliyorsunuz ve bunun sonucunda işte izinsiz aramalar yapılıyor yurt dışına. SMS'ler gönderiliyor. Sizin telefonunuzdaki tüm fotoğrafları belli bir sunucuya gönderen zararlı kod yazılımları bile var. Artık hani işin en uçuk noktasını söyleyeyim. Aslında uçuktan ziyade bunu bir üniversitedeki hacker araştırmacılar en kötü noktası evet, galiba. Hacker araştırmacılar buldu. Cep telefonunun kamerasını kullanarak ve aynı zamanda hareket sensörünü siz hareket ettirdikçe tüm odanın fotoğraflarını saniye saniye çekerek onu modelleyerek sizin tüm odanızın bulunduğunuz mekanın haritasını çıkartıyor. Peki bunların bir şey sorayım önce. Bu bir zararlı kod virüs. Adamın anasını ağlatır yani bahsettiğin şey çünkü
Hani telefonla sadece evde oturmuyorsun, iş yerine gidiyorsun. Belki devlette çok önemli bir yerde çalışıyorsun vesaire vesaire. Çok riskli. Peki mesela hani arayabiliyor, izinsiz aramalar yapabiliyor, bu kadar görüntü yolluyor, kamerayı falan. Bunlar faturaya da yansımadığı için yakalayamıyor musun bunları? Faturaya yansıyor halen. Sizin faturanıza yansıyor ve telefonda iz bulmak biraz daha zorlu bir süreç. Hani bilgisayar olarak çalışıyor ama hani bunun güvenlik mekanizmaları henüz daha çok fazla oturmadı. Üreticiler bunların standartlarını sağlamaya çalışıyorlar. Hı hı. Burada tabii bir de donanım. O zaman ne yapacağız? Var. Çok özür dilerim, sözünü kestim. Mesela saat 9.11 şuraya bir SMS attım, yazacağım, sonra detaylı faturayla karşılaştıracağım. Galiba en sağlam yol bu. Başka belki gün sonu raporu alacağız bu şekilde. Hani yani hakikaten başka türlü değil mi? Sıkıntılı bir durum yani. Yani dijital ortamda tutuluyorsa o kayıtlar, onların da güvenilirliği sorgulanabilir sonuçta. Diğer tarafta donanım tarafındaki güvenlik de çok önemli. Mesela şu anda Çin kaynaklı cep telefonları her yerde. Yani leblebi gibi, çerez gibi dağıtılıyor. Çeşit çeşit marka basıyorlar üzerine. Kesinlikle. Her tüketiciye. Çok büyük tehdit. Yani bunlara kesinlikle uzak durmak lazım. Özellikle iki üretici var dünya üzerinde. Çok ünlü. Aynı zamanda ağ ekipmanları da yapıyorlar internet servis sağlayıcılar için. Bunlar Türkiye'de çok rahat hareket ediyorlar. Yurt dışına baktığımızda Kanada ve Amerika'da kesinlikle sokulmuyor. Yani armut piş ağzıma düş yani, değil mi? Önce telefonu vereyim, sonra bir de açığı var o telefonun, hay Allah. Mesela Türkiye'deki en büyük mobil operatör bu markaların telefonlarını dağıtıyor. Satışını yapıyor ve hiç kimse demiyor ki ya bu ulusal güvenliği tehdit ettiği söyleniyor. Çin ajanları olduğu söyleniyor bu firmanın. Çin hükümetinin arkasında olduğu söyleniyor. Kanada'ya sokulmuyor, Amerika'ya sokulmuyor. Başka birçok ülkede tartışılıyor. Nasıl böyle atıyorsunuz? Biz de çok rahat yani, bayağı toplantılar yapıyorlar. Her yerde dağıtılıyor, satılıyor. Çok iyi ya. Vallahi iyiymiş. Yani bana özellikle bunu mesela birkaç yerde daha dillendirdim. İnsanlar bu sefer mail atıp bana işte modeminin markasını, modelini, cep telefonu marka modelini gönderip ya bunda bir sorun var mı, bu o firma mı diye sormaya başladılar. Ama bir şey söyleyeceğim ya, tabii bunu tek tek kullanıcının yapabileceği bir şey yok. Aslında bu belki tek bir merkezden karar verip bir dakika ya bu herifler bir sıkıntılı yok yani, gelmesinler dememiz gereken yani bir durum kurum olmalı. Bu kurum incelemeli bu cihazları. Türkiye'ye sokulacak bilişim cihazlarını, işte cep telefonu olur, başka şeyler olur. Bunları incelemeli. Ama baktığımızda mesela şurada 5-6 yıl öncesinde mecliste cep telefonu dağıtılıyordu. Evet. Yani birine yapılabilecek en büyük kötülük herhalde, cep telefonu hediye ediyorsunuz. Ama içerisinde şey ne olduğu şimdi, belli değil. Hayır, bunları konuştukça da şimdi mesela eşler de eskiden birbirlerine cep telefonu hediye ederlerdi. Şimdi etme bana falan olma noktasına gidecek. Tabii ya, herkes telefonu insana kendi alsın gibi bir durum yani. Evet yani, böyle bir durum. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi bu telefonlarda bir de şey var. Ücretsiz sohbet programları, akıllı telefonlarda en çok sevilen işlerden bir tanesi. İndiriyorlar işte, BlackBerry adı başka, bilmem nerede bilmem başka. Güvenli midir? Yani güvenli değil. Bunlar şifre iletişim kurmuyorlar. Araya girilebiliyor iletişimde. İletişim ortaya çıkarılabiliyor. Çünkü şifre çalışan programlar değil bunlar. Hani doğası gereği o şekilde çalışıyor ve tabii birçok istihbarat örgütü bunların kayıtlarını tutuyorlar, izlemeye çalışıyorlar. Mesela Skype en çok kullanılan programlardan biri. En son gelen benim duyduğum dedikoduları söylüyorum. Skype'ı İşte dinlenemiyor deniyordu ama arayan ve aranan numaraların kaydına güvenlik güçleri ulaşabiliyor deniliyordu. Ama belki bugün dinleyebiliyorlardır. Yani hiç bunu bilemeyiz. Şey yok. Dolayısıyla aslında bu çağda havada yazılı, orada burada kesinlikle dolaşan her şey bir yere çekilebiliyor. Bir anahtar teknolojisi var. Sizde bir anahtar var, bende bir anahtar var. Benim gönderdiğim veri sadece sizin özel anahtarınızla açılabilecek şekilde gönderiliyor. Sizinki de aynı şekilde. Bir genel bir özel anahtarımız var her birimizin. Bu şekilde şifrelemeye çalışan birçok yazılım var. Bu yazılımlar genellikle güvenliler. Çünkü anahtarları siz güvende tuttuğunuz sürece aradaki iletişimin çözülmesi mümkün değil. Evet. O yüzden bu encryption'da, bu şifrelemeyle çalışan birçok iletişim aracı var. Sadece sohbet değil, görüntülü konuşmalar var. İşte ne bileyim, sesli ya da yazı olarak mesajlaşılan şeyler var. Ama mesela evimizde çok ciddi tehditler var. Mesela, bir de ona dikkat etmek lazım. Yani akıllı televizyonlar. Evet, evet şimdi tamam, akıllı televizyon dedin. En ilgi çeken şey, çünkü bu ara bir hayranız akla, evet deli gibi akıllı yani televizyon satılıyor Türkiye'de. Benim firmama da başvuran bir akıllı televizyon üreticisi oldu mesela. Biz bunların güvenlik testlerini yaptırmak istiyoruz. Biz onlara bir demo yaptık. Onların televizyonlarını hackledik. Yani hani açık açık işte bakın odadaki işte görüntüyü kaydedebiliyoruz bu kamerayla. Zaten televizyon üzerinde mikrofon var. Bu mikrofonda da odadaki sesleri dinleyebiliyoruz. Bunları işte iletebiliyoruz, kaydedebiliyoruz. Çünkü o akıllı televizyon dediğimizde bir bilgisayar var içerisinde ve o bilgisayarla bir işletim sistemi çalışıyor. Ve bu işletim sistemi aslında bilgisayarlarda kullanılan Linux tabanlı genellikle bir işletim sistemi. Linux işletim sisteminin bir türevi. Yani sıkıntılı bir şey değil işi bilenler için. Aynen öyle ve çok fazla güvenlik açığı var. Hackerların da inanılmaz ağzını sulandıran bir durum. Çünkü baktığınızda sadece akıllı televizyonlardan oluşan bir orduyla
yakında bilgisayar sistemlerine saldırmak mümkün olacak. Ve en kolay saklanacak şey de o aslında. En ortada ama en kolay da saklanan. Yani salonunuzda duruyor ama onun üzerinden saldırı yapılabilir farklı yerlere ve bundan siz sorumlu oluyorsunuz. Vallahi bak kararları söyleyeyim. Bir, eski teknoloji bir arabaya bineceğim. Cep telefonu kullanmayacağım. Akıllı televizyon, zinar girmeyecek, eski tüplülere döneceğim. Kredi kartında asla PayPass kullanmayacağım. Sohbet programlarını kullanmayacağım. Hakikaten yani insanoğlu kendi yarattığı her şeye aslında kendi özel hayatını vermiş. Tamer valla çok soru var. Hemen bir kısa reklam arasına gidelim. Efendim kısa bir reklamlar ardından devam ediyoruz. TTNet'le devam edecek. Çağatay Yolda ailesi bu kez Yedigöller'de çadır kampında. Pek merak etme. Sonbaharda geldik, her yer rengarenk. Çadırımızla işte yatağımızla her şeyimiz var zaten. Sonbaharın muhteşem renk armonisi. Sanki bir tablonun içerisine girdik, o tablonun içinde geziyor gibiyiz. Milli Park'a adını veren muhteşem göller. Şu anda yağmur yağıyor ama Yedigöller'in tadını geldiğiniz zaman... Keyfinizi bozabilecek tek şey... Ve kamp ateşi başında keyifli saatler. Çağatay ve Serpil'in anlatımlarıyla Yedigöller'de sonbahar bu pazar 20.15'te 24'te. Çalışanımız 18 şirketimize güç verir. 8 sektördeki emekleri 100 ülkeye yayılır. Rakamlar büyüklüğümüzü gösterse de biliyoruz ki esas büyüklük bu vatanın dünyada gururla anılan markası olabilmekte. Kombasan. Tam da istediğim renk. Bu değişimi herkes çok beğenecek. Yenilenmeye hepimizin ihtiyacı var. Üstelik çok da hesaplı oldu. Fırat Pen'den büyük pencere değişim kampanyası. Pencerelerinizi ahşap desenli Fırat Pen'le değiştirin. 11.90 TL metretül fiyatından şimdi tam %10 indirimli. Hem de 10 ay vadeli. Üstelik Türkiye'nin her yerinde. Pencereler renklensin, evler yenilensin. Fırat Pen. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Gazeteniz Star, Büyük Doğu dergilerinin tıpkı basım yeni nüshalarını sizlerle buluşturmaya devam ediyor. İsmet Necip Fazıl'ın kaleminden en özel ve en seçkin nüshalar. Bugün ve her cumartesi Star'da. TTNet'le devam ediyor. Messi en iyi olabilir, Ronaldo da en istikrarlı. Ama bazı goller var ki onları sadece Zlatan İbrahimovic atabilir. Baba olmak 1,5 yaşındaki oğlunun balkondan fırlattığı, içinde en sevdiğin şarkıların olduğu CD'nin arkasından "Vay nasıl da uçtu" demekmiş. Efendim devam ediyoruz Tıkırtı Gazetesi'nde. Şimdi Tamer'le konuşunca ben söylüyorum zaten her seferinde bir şeyler önünüzde.
akıllı televizyonlardan toplu saldırı. Evet. Şimdi bir hacker kaç tane televizyonu hükmedebilir? Sadece Türkiye'de şöyle söyleyeyim size, son 2 sene içerisinde yakalanan zanlılardan biri 400 bin bilgisayara hükmediyordu. 400 bin bilgisayarla istediği sisteme saldırıyordu ve alt ediyordu. Yurt dışındaki sistemler dahil olmak üzere bunları. Çok büyük. Peki bunun yasal sorumluluğu da o bilgisayarların, tabii bilgisayarların. Ama bunun aynısı televizyonlara da yapılır. Onlar da bilgisayar. Ve gelecekte şöyle bir portre çiziliyor. Evdeki akıllı cihazlar, işte televizyonlar, buzdolapları vesaire gibi bilgisayar üzerinde çalışan cihazlar otomatik olarak üzerine yazılım yükleyip hackerlar kontrol altına alıp 50 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bin kaç bilgisayarsa dünya üzerinde kontrol ederek belli merkezlere saldıracaklar. Yani burada bunun avantajı nedir? İşte buzdolabınız süt bittiğinde marketten sipariş edecek, market getirecek belli bir saatte. İşte televizyonda akıllı televizyon, internette izleyebileceksiniz ama bunun tabii bir bedeli de oluyor. Orada bir bedeli bu şekilde ödeyeceksiniz. Hayatın karakoldan çıkmazsınız. Kesinlikle. Mesela zaten sizin Microsoft'un projesini de sen iptal ettirdiğin için ayrıyeten evet, o yayınladığım bilgilerde Alaaddin diye bir ev projesi, ev için ağ projesi. Ondan sonra o iptal edildi. Başka bir isim aldı. İşte yeniden yapıldı. Ya yapıyorlar şimdi, belgesellerini falan da görüyorum ama ya senin söylediklerinden sonra zaten tekrar. Peki bir şey söyleyeyim o zaman, mesela seninle konuşurken aklıma şey geldi. Ben bankadan hani otomatik dekontu mail hesabımıza istiyoruz ya, istemeyelim. Hani bankada çünkü yine bir SMS'le falan filan biraz yırtıyorsun maçı ama hesabımda e-mail ile çok fazla iletişim yapmamak lazım. Özellikle gelen telefonlara dikkat etmek lazım ama yani bankaların da büyük açıkları oluyor. Olur. Mesela benim sürekli büyük bir alışveriş merkezinde şirketimin vergisini yatırdığım bir banka şubesi var. Ben bu banka şubesine her gittiğimde benden dekontu istiyor ve o gişedeki kişi kendi mail adresini vererek bunu istiyor. Yani bu maile gönderirim sizde kontu diye. Ben orada rahatlıkla bir virüs ya da zararlı kod özelleştirilmiş bir şey gönderip zaten açacak otomatik. Aynen öyle. Yani böyle çok ciddi zafiyetler var. Ama insan kaynaklı zafiyetler bunlar. Yani insanlara öğretmek lazım kardeşim. Öğretmek lazım. Yani orada benden o e-maili istememesi lazım. Yani kesinlikle o kişinin benden doğrudan bir dosya alması lazım. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bazen uluslararası yani böyle önemli toplantılar yapılıyor. O toplantılara katılan herkesin de e-mail adresi. Eskiden mesela birisine işte bir e-maili 100 kişiye yollarsın, o 100 kişinin e-mail adresini görebiliyordun. Hı hı. Şimdi birazcık daha kodlu geçiyor da felaket o zaman. Ya orada çok farklı teknikler de var. Üzerine işte belli scriptler yazıp e-mail içerisinde ya da resimler koyup o resimlerin üzerinden kim maili okudu, işte kaç dakika kaldı sitede, hangi siteye tıkladı. Bunların istatistiklerini zaten mail marketing dediğimiz işi yapan firmalar çok ciddi şekilde topluyorlar. Yalnız işte mesela her şeyi yok etsek hayatımızdan yine de bir şekilde izlenebiliyoruz. Bunun da elektromanyetik sinyallerle alakası var. Mesela toplantılar dediniz, oradan aklıma geldi. Birçok toplantı yapılan işte ne bileyim bu tarz görüşmeler yapılan yerlerde siz bilgisayarı açtınız, tuşlara basıyorsunuz. Sizin her bastığınız tuş elektromanyetik bir sinyal gönderiyor. Eavesdropping denilen bir teknikle. Aslında şifreler falan gidiyor hepsi. Kesinlikle. Eavesdropping denilen bir teknikle birkaç cihazın, elektronik cihazın birleşimiyle oluşturuluyor bu. O sinyaller yorumlanarak bir bilgisayar ekranında gösterilebiliyor. Yani siz hangi tuşa bastınız, ne yazdınız. Hiçbir şeye gerek yok. Hiçbir internet bağlantısına, ağ bağlantısına gerek yok. Sadece bir minibüsün içinde evinizin önüne çekilmesi yeterli. Mesela ÖSYM bunun için önlem alıyor. Kitapçıkların basıldığı matbaaların duvarları bu Tempest dediğimiz yöntemden, eavesdropping dediğimiz yöntemden korunmak için korumalarla kaplı. Birçok yerde koruma var hani hükümet tarafında, ordu tarafında. Ama mesela halk kendini koruyamıyor. Nasıl koruyamıyor? Nasıl korusun abi? Şimdi öğrendik zaten. Yani nasıl şöyle de bir şey var. Nasıl koruyamıyor? Diyelim siz Tempest korumalı bir klavye satın almak istiyorsunuz. Evet. Satmıyorlar. Niye? Çünkü devlet olmanız lazım almak için. Yani kendinizi korumak için devlet olmanız lazım. Böyle bir ilginç. Harika. Peki bir şey söyleyeyim sana. Tabii biz bunları bilmediğimiz için hani kendimizi korumamak. Bayılırız ya biz ücretsiz bir bağlantı hattı bulmaya. Tabii, kimse bedava bir şey vermez. Hani yani, önce şey onu düşünmemiz lazım. Özellikle akıllı telefonlarda mail almak için veya ücretsiz konuşma programları için veya işte bilgisayara bağlanmak için yani yapmayın mı? Bedava verilen her şey sizden bir şey götürüyor. Ya kişisel bilgilerinizi alıyor ya pil gücünüzü alıyor sizin mesela reklam göstererek. Çünkü akıllı telefonlardaki bütün bedava uygulamalar ekstra pil tüketiyor. Yani çünkü reklam gösterdiği için sürekli internete bağlı olması gerekiyor. O yüzden sürekli pilinizden yiyor ya da kotanızdan yiyor, sizin internet kotanızdan yiyor. Kişisel bilgilerinizi alıyor ya da sizin bilgisayarınıza bir virüs bulaştırıyor. Virüs bulaştırmasa casus yazılım bulaştırıyor, hangi sitelere girdiğinizi öğreniyor. Yani sizden, size bedava verilen her şey internet üzerinde muhakkak sizden bir şey götürüyor. Aynı zamanda paralı aldığınız bütün uygulamalar da sizden hiçbir şey götürmemesi gerekiyor. Bunun garantisi olması gerekiyor. Peki mesela bir şey söyleyeyim. Şimdi
geçtiğimiz günlerde bir Mısır'a gittim. Oradan mail hesabıma girmeye çalışıyorum. Pat dedi, bir dakika dur dedi benim kullandığım kullanıcı. Ben de sana şimdi dedi bir aktivasyon kodu yollayacağım. Sen misin bilemedim. Yani şimdi ben o aktivasyon kodunu okudum. Şimdi kötü bir şey isterse kötü bir şey yapabilir. Yani şöyle bir şey var. Aktivasyon kodu göndermiş olması iyi bir şey aslında. Yani koruduğunu gösteriyor. Koruduğunu gösteriyor. Sizin işte hani hesabınıza bir anda, çünkü orada anormallik kontrolü yapan, anomaly detection denilen bir algoritma var. Yani siz mesela Türkiye'desiniz. Sürekli Türkiye'den giriyorsunuz. Bir anda Mısır'dan girdiniz. Evet. Demek ki bu hani bir saldırgan olabilir diye düşünüyor orada. Ve otomatik olarak size onay kodu gönderiyor. Ama birçok sistemde o yok mesela. En çok kullanılan Hotmail'de bu tarz böyle çok kompleks korumalar yok. Özellikle bana çok fazla mail geliyor. Hotmail mailim ele geçirildi. MSN'im ele geçirildi. Hemen değiştirin o hesabı. Başka yani bir hesap. Yok et, bir daha. Yani yok et, bir daha kullanma. Kapat o hesabı. İşte geç, başka Gmail olabilir, başka bir mail sağlayıcı olabilir. Oraya geçsinler. Çünkü Hotmail'de bir kere hesap ele geçirildikten sonra o hesabı tekrar ele geçirmek çok basit. Ha öyle yani. Bazı bilgileri siz orada kalıcı olarak bırakıp tekrar ele geçirebiliyorsunuz. Yani hobi şeklinde. Aynen öyle yani. Çünkü yapı olarak sıkıntılı yani. Hani daha önce çok kereler hacklendi. Dolayısıyla da uzak durmak lazım. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi şu derin internet soruları beni bitirdi. Bir kere sen de program yaptıktan sonra herkesin sorduğu soru şu. Temel senin yanında derin internete girdi mi, gördün mü? Ya görmedim arkadaş. O zaten böyle www yazıp girilebilen bir şey değil diye anlattım ama ne olur bir şu derin interneti hemen çok kısa bir özetleyelim. Bir de arama motorlarında herkes derin internet aramış, girmeye çalışıyor. Her isteyenin girebileceği bir şey midir bu? Aslında her isteyen girebilir ama hani bu girdiğinizde böyle önünüzde bir arama motoru olacak. Her yeri rahat rahat gezebileceksiniz. Adresler işte çok okunabilir adresler değil. Ama çok zor bir şey değil derin internete girmek. Oradan temiz çıkmak biraz daha zor açıkçası. Ya girdin mi başını belaya mı sokarsın? Başınızı belaya sokmanız çok muhtemel. Çünkü içerisinde işte çocuk pornosundan tutun, uyuşturucu satıcılarına, oradan tutun işte silah kaçakçılarına, parayla dünyanın herhangi bir yerinde adamı öldüren çetelere, eski askerlere kadar herkese rastlamamız mümkün. Yani insanlar öyle mesajlar yazmış ki işte diyor ki ben diyor bir havayolu şirketinde çalışıyorum. Şöyle bir mesaj okumuştum. Sizin istediğiniz herhangi bir kişiyi ben bir sene boyunca bedava uçurabilirim. Belli bir ücret karşılığında, fix bir ücret alıyorum. Bir sene boyunca demek ki sistemlerine girmiş ya da sistemlere erişimi var. Yani insider dediğimiz kişiler bunlar. Sistem içerisinde çalışan, kurum içerisinde çalışıp bilgi sızdıran kişiler. Bunların hepsi orada. Ya da 4 kız çocuğu, işte 2 erkek ya da 2 kız çocuğu bana lazım. Pedofili şu yaşlarda yani, olması lazım. Cezaları şu yaşlarda olması lazım diyerek oraya ilan verenler var. Peki oraya gireni sistemler şöyle söyleyeyim. Sen güvenlik şirketleri yakalıyor mu yoksa oraya girince zaten insan ister istemez bir suç mu aslında işiyor? Gizleniyorsunuz. Oraya girmek suç değil. Bu Amerikan ordusunun da desteklediği bir programdı. Üniversitede yaratılıyor bu program ve onun sonrasında tabii kriminaller de programı kullanmaya başlıyor. İş biraz amacını aşıyor. O ağa girmek gayet yasal. Anonim kalmak isteyen gazeteciler, anonim kalmak isteyen, işte bilgiye ulaşmak isteyen herkesi destekleyen bir yapı. Ama tabii normal internetin 4 katı olduğu düşünüyor derin interneti. Ve oraya büyüklük olarak ve oraya girdiğinizde hani çok farklı içeriklere rastlayabilirsiniz. Bu içeriklere rastlarken de şimdi derin internette nedir? Yapı şu şekilde, şifreli tamamen bir haberleşme var. Ve siz bir istek gönderdiğinizde yüzlerce farklı sunucu üzerinden geliyor size istek. Gidiyor ve geliyor. Farklı farklı yerlerden gidip geliyor. Şimdi sizin ana exit node dediğimiz çıkış noktanız eğer CIA, FBI, Interpol gibi bir örgütün kullandığı bir sunucuysa sizi tespit edebiliyor mesela. Anladım. O yüzden siz hani normalde derin internete bağlanırken de başka sunucular üzerinden bağlanmak gibi bir yolu gerçek kriminaller bunu seçiyor. Çünkü orada tamamen illegal içerik var. Ve sadece o ağ üzerinde kullanılan bir e-mail var yani daha önce bahsettiğimiz gibi. Evet. Bu e-mail hesabı sadece o ağ üzerinde çalışıyor ve dağıtık bir şekilde tamamen kapatamıyorsunuz bunu işin ilginci. Hatta bir uyarı yazmışlar. Bizim işte alan adımızı, domainimizi kapattırmaya çalışıyorsunuz. Hani boşuna uğraşıyorsunuz. Bu kapansa da yine çalışacak bizim maillerimiz. Hani boşu boşuna uğraşmayın. Bu kadar özgüveni olan bir şey. Aynen öyle. Yani çünkü onlar diyor ki biz illegal bir şey yapmıyoruz ama bizim servisimizi kullananlar yapıyorlar. Reklam olabilir. Var mı ya derin internette onu çok merak ediyorum. Derin internette reklam yok. Zaten bütün kriminal her şey reklam. Her şey yani. Orada yani hiçbir sansür yok, reklam yok. Yani her an monitörünüzde böyle ne oluyor diyebileceğiniz bir şey gelebilir. Yani bir sayfaya tıklarsınız, bir linke tıklarsınız. Hani nereye düştüm ben diyebilirsiniz. Yani Allah düşürmesin dersin ondan sonra. Belki yani. De evet. Başım. Yani insanlar çünkü hani bunu çok araştırıyorlar ama oraya girip temiz kalmak da biraz zor. Hani çok dikkatli hareket etmek lazım. Hani çok fazla girilmesini tavsiye etmiyoruz. Vallahi
ben ısrarla söylüyorum arkadaşlar, hani tekrar söyleyeyim. Tamer'le evet program yapıyoruz ama Tamer ya şu denin interneti bana göstersene demedim. Bilmek yeterli, illa görme gerek yok. Tamer son derece güvendiğimiz bir arkadaşımız zaten diyerek. Yok ya valla Asancı falan sorma, miniymişiz zamanı ama. Zaten seninle program belli çok yapacağız. Çünkü yine bakıyorum ekranda düşmeye başladı bir sürü soru ama zaman bu kadar. Tamer ağzına sağlık hakikaten. Teşekkür ederim. Yarın imza günüm var galiba. Yarın TÜYAP'ta bir imza günümüz var. Saat 2:30'da evet. Ekran Aklı kitabını imzalayacağım. Ekran Aklı kitabını hakikaten kitabı okuyunca da evde kavga sebebi oldu. Önce kim okuyacak diye. O yüzden de şikayetçiyim senden diye noktalıyorum. Efendim Tamer Şahin bizimle birlikte. Söylediğim gibi her programda Tamer'den bir sürü şey öğreniyoruz. İşte bugün de artık araba kullanma, bisiklete bin, cep telefonu kullanma, mektuplaş vesaire, daha birçok şey öğrendik hayata dair diyerek gün noktalayalım. Yarın sabah saat 9:15'te tekrar birlikte oluncaya dek efendim hoşçakalınız.